Merhaba değerli katılımcılar. Ben Ömer Meykül. ITV Türkiye Genç Profesyoneller Başkanıyım. Bugün çok değerli bir konumuzla karşı karşıyayız. Bugün ITV Türkiye YP APMTT webinar serimize başlıyoruz. Yani elektromanyetik webinar serimize başlıyoruz. Bugün Japonya'da Tokyo Institute of Technology'den Doktor Korkut Kağan Topgöz'ü ağırlıyoruz. Kendisi ben öğrenciyken de, ODTÜ'de öğrenciyken de bizim o zaman hani laplarımıza giren çok değerli, çok sevdiğimiz bir asistan abimizdi. Bu kadar başarılı bir genç araştırmacıyı, bir hocamızı burada ağırlamaktan dolayı da çok mutluyuz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, sağ ol. Hocam, Davetiniz için teşekkür ederim. biz teşekkür ederiz hocam bizi kırmadığınız için. Bu arada şu an Türkiye'de saat 17 olmasına rağmen tabii Japonya 6 saat bizden ileride olduğu için Korkut Evet. hocam pazar günü saat 23'te kendi labında tabi Japon kültürüyle için çalışarak adeta bizim için zaman ayırıyor. Çok sağ olun hocam. Çok teşekkür ederim bir kez daha. Rica ederim. Şöyle söyleyelim. Korkut Hoca'dan hani çok kısaca bahsedelim. Korkut Hoca lisans derecesinin hani mikrodalga ve anten teorisi üzerine ve aynı zamanda da haberleşme üzerine iki alanda hani lisans derecesini almış oldu. ODTÜ'den 2009 yılında almış oldu. Yüksek lisansını da gene aynı bölümde, ODTÜ'de aynı bölümde 2012'de aldı. Daha sonra Korkut Hocam Japonya'da Tokyo Institute of Technology, Teknoloji Enstitüsü'ne gitmiş oldu. Ve orada da onların sistemine göre master tekrar yapılıyor. Buradaki master'dan sonra orada tekrar master yaptırabiliyorlar. Oradaki master derecesini de 2014 yılında ve doktor derecesini de 2018 yılında aldı. Aynı zamanda bu 2018'de doktora derecesini aldıktan sonra Korkut Hocam Japonya'da Tokyo Institute of Technology'de asistan profesör yani Türkiye'de biz yardımcı şu anda doktor öğretim üyesi olarak söylüyoruz. Doktor öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı. Kendisinin birçok ödülü var. Çok çeşitli alanları var. Gerçekten elektromanyetiğin kullandığı elektromanyetik temelli ama aynı zamanda haberleşmeden beslendiği ve MEMS'ten beslenen çok geniş bir ilgi alanı, bir araştırma alanı var. Bu konuda sözü size bırakıyorum hocam. Siz biraz daha kendinizden bahsedebilir misiniz? Araştırma alanlarınızdan. Teşekkürler. Şimdi 2012'de master'dan mezun olduktan sonra ODTÜ'de Japonya'ya geldim. Burada master doktora yani bütünleşik doktora yaptım. Bunun sebebi de aslına bakarsan şöyle oldu. MEMS çalışırken, ODTÜ'deyken, RF MEMS çalışırken tabii RFIC, RF entegre devre işlerine falan makalelerine denk geldim. Ya ben bu işi yapmak istiyorum, hoşuma gidiyor, yapmam lazım diye düşünürken karşıma işte Japonya'dan birkaç hocanın makalesi denk gelmişti. O zaten Japon kültürüne falan da ilgim vardı. Japonca falan böyle çalışıyordum. Neyse işte yurt dışına gideyim bu hocayla çalışmak istiyorum. Mezun olduğum hocayla çalışmak istiyorum diye konuşurken hocaya mail attım. O da entegre devre işi biraz tecrübe ister. Yani sen direkt doktoraya gelsen de burada doktora 3 sene. Direkt doktoraya gelsen de en az 5 sene sürer. O yüzden bütünleşiğe gelmen senin için daha hayırlı olur dedi. Ben de öyle bütünleşik doktoraya başlamıştım Japonya'da. Hakikaten daha hayırlı olduğunu düşünüyorum. Doktora süresi boyunca milimetre dalga ve alt terahertz, terahertz, CMOS üzerine özellikle çok yüksek hızlarda kablosuz haberleşme çalıştım. Mezun olduktan sonra NEC'de çalıştım kıdemli araştırmacı olarak. Orada da yeni 5G teknolojileri ve çok yüksek güç, yüksek verimlilikte amfiler tasarladık. 5G teknolojileriyle ilgili yine RF entegre devre tasarımlarımız falan vardı. Ondan sonra biraz böyle nasıl desem RF entegre devre sadece RF entegre devre olmasın diye düşünürken bir de üniversitede çalışmayı hakikaten çok seviyorum. Benim tez jüriliğimi yapan hoca sağ olsun konuşurken bizimle beraber çalışmak istemez misin dedi. Çok ilginç projeler var burada. Projelerimizden bir tanesi bunu sen de ilk defa duyuyorsun. İnek takip sistemi hocam.
Çok ciddi. İlginçmiş. Evet. Hindistan'ı mı satıyorsunuz hocam? Efendim? Hindistan'ı mı satıyorsunuz? Yok yok, hayır, öyle değil. Bu verimliliği arttırmak için yaptığımız, ineklerin boynuna tasma şeklinde bildiğin ivme ölçer bazlı sensör ve sistem tasarlıyoruz. Projelerimizden biri o. İneklerin davranışlarını şey yapıyoruz. Aynı zamanda işte yapay zeka kullanarak Edge'de, Edge AI dediğimiz, böyle çok düşük güçlerde, çok böyle sofistike, aşırı sofistike olmayan yapay zeka kullanarak ineklerin hocam işte... Hocam burada bir gireyim de çok ilginç bir şey. Yani şu maksatta söyleyeyim. Hani biz mesela arı kolonisini hani duyduk, başka işte şeyleri, hani karınca kolonisi, hani temelde işte algoritmalar duyduk. Hani evrimsel algoritmalar olsun, diğerleri olsun, ama hani inek sürüsü diyelim. Hani yani bu çeşitli, bu bazı hani çalışmaları ilk defa duydum yani. Ben de ilk defa duydum. Burada bizim yapmaya çalıştığımız şey şu aslına bakarsan. Yani o apayrı bambaşka bir konu. Bugün ondan bahsetmeyeceğiz. Bugün milimetre dalga, çok yüksek hızda milimetre dalga ve terahertz konularından bahsedeceğiz, ama şu andaki o projede ineklerin sağlığını takip etmek amaçlı ve inekleri saldığımızda nerede olduklarını bilmek istiyoruz. Çünkü sürü içerisinde hastalık başladığında mesela onun yayılma hızı çok yüksek. Pandemide de gördük yani. O yüzden böyle verimliliği, evet, verimliliği arttırmak, ineklerin sağlığını takip etmek amaçlı bir sistem üzerinde projemiz var. Onun dışında sensör sistemleri, yani mesela ağız içi pH ölçüm sistemleriyle ilgileniyoruz. Milimetre dalga, terahertz, alt terahertz çalışmalarımız devam ediyor. Ve mesela çok nasıl desem, sensör, değişik sensör okuma devreleri falan yapıyoruz. Çok düşük güçte, yani nanowatt seviyesinde. Labın bir kısmı direkt ivme ölçer tasarımıyla da ilgileniyor. Yani böyle çok bayağı aşırı çeşitli. Yani mesela İtalya'daki bir hocamızla kaotik osilatör devreleri üzerinde çalışıyoruz. O da yine distributed, yani dağınık sensör networkleri çalışması ile beraber. Yani böyle çok çeşitli işlerimiz var. Çok zevkli. Biraz bazen kafayı kırıyoruz. İtalyanlar zaten sever. Adamlar sensörü bayağı sever yani. Ben sensörle ilgili şeyler falan baktığımda, hani bu akademide de özel oluyor. Yani oradan bir İtalya çıkıyor. Hani adamların herhalde milli şey, milli araştırma alanı sensörler herhalde. O derece seviyorlar yani. Evet, çok seviyorlar. Gerçekten özel yani. Evet. O hocamız da çok değerli bir hoca, sağ olsun, çok güzel çalışmalarımız da var. Yani IEEE Access'te en son Şubat ayında yayınlanan bir makalemiz var. Merak edenler bakabilir yani. Zaten öyle. Şeyde de IEEE'de de bu hani IEEE Access'le beraber zaten başladı. Hani dünyada da bir Open Access hani furyası var iyice. Ya biraz daha şöyle, hani insanlar artık bilgiye daha çabuk ulaşabilsin. Hani bu sınırlar kalksın, bu limitler kalksın gibisinden. Evet. Hani artık dolaylı işte yok arşivden, yok ResearchGate'den almak yerine doğrudan hani biz bunu açalım diyorlar. Bu tarz bence bir şey de var. Evet. Bu da gayet iyi bir şey. Zaten şey de var, hani insanlar artık forumlarda da ya da çeşitli hani platformlarda kendi düşüncelerini ifade ediyor. Nasıl hani bunlara ulaşabiliyorlarsa o zaman... Biz bu çağda hani bilgiye niye ulaşmayalım, bilime niye ulaşmayalım diye böyle mantıklar var. Bence gayet de yani iyi bir şey, hani iyi bir akım diye düşünüyorum. Kesinlikle çok yerinde ve desteklenmesi lazım. Ya bizim mesela, bizim şu hani webinarleri hani yapmamızın nedenlerinden birisi de en azından sizin gibi değerli hocalarımızı da mesela sizin gibi değerli hocalarımızla hani ağırlamak, işte hani ülkemiz insanların yurt dışında da hani bu kadar iyi başarılı işlere imza attığını hani göstermek, dışarıda insanların da bununla ilgili hani biraz daha motivasyonunu artırmak, yani amacımız bu. Şimdi illa IEEE makalesi okumak için ya da diğer makaleleri okumak için akademisyen olmaya da gerek yok. Yani siz herhangi bir yüksek lisans tezi de yazsanız zaten ihtiyacınız oluyor. Bazen de yüksek lisans tezi değil, iş kurduğunuz zaman dahi böyle bir şeye ihtiyacınız oluyor. Ben yani bir blockchain konferansına gittim. Hani TÜBİTAK'ın kongresi diyelim Eylül'de, Eylül 2019'da. Adam dedi, biz dedi şöyle bir makale vardı. Bu makaleyi anlamak için 2 ay uğraştık. 2 ay sonunda bu makaleyi anlayabildik.
Yani tam tamını anlayabildik ve uygulayabildik. Bunun üzerine kendi protokollerimizi tasarlamaya başladık. Çözümlerimizi oluşturmaya başladık. Bu yüzden de önemli bir şey. Yani bilgiye ulaşmak hani çok önemli bir şey. Evet. O yüzden Open Access furyası bazıları tarafından biraz hani eleştirilse de bir noktada da olması gereken bir şeydi. Yani yayın grubunun ayakta kalabilmesi için olması gereken bir şey. Hocam ben webinar'a geçmeden önce tabii bu kadar hani araştırma alanlarınızdan bahsettiniz. Ama bir de tabii Japonya tercihini ben bir kez daha söylüyorum. Hani tamam Japonya'dan hocalar gördünüz, sizin o alanda çalışan hocalar gördünüz. Ama hani tek nedeni hani bu muydu? Çünkü şöyle ben kendimden hani yurt dışına hani bir ara başvurdum da hep mesela işte klasik şeydir. Bir numara hani insanlar hani Amerika'ya gider, daha sonra Avrupa ülkeleri tercih edilir. İşte bu İsviçre olur, hani İngiltere olur ve diğer Avrupa ülkeleri tercih edilir. Hadi olsun olsun hani doğuda da Singapur genellikle söylenir. Ya da hadi biraz daha aileden de kopabiliyoruz derseniz işte Avustralya var mesela, bildiğiniz zaten gittiğiniz zaman gelemiyorsunuz yani. Hani orada vefat eden Türklerin cenazesi bile gelmiyor yani, o derece öyle şeyler falan hani. Allah korusun. Öyle, öyle gerçekten yani öyle şeyler var. Şimdi bir yandan da hani hem kültür olarak da hani bizi çok seven, hani insan olarak da bizi çok seven bir millet ve dünyanın en çalışkan iki milletinden birisi olarak herhalde görülebilir yani Japonlar. Hani Almanlarla beraber. Zaten mühendisliği de Almanlardan aldıklarını hatırlıyorum. Bu kadar hani çalışkan, bu kadar da hani high-tech, yani normal değil bildiğiniz gerçekten hani high-tech teknoloji yapan, hani robotikte de olan, kompütürde de olan, communication'da da yani haberleşmede de olan birçok alanda hep high-tech hani çalışmalar yapan, çok iyi bir trendi olan, gerçekten klas bir trendi olan bir millet hani Japonya, Japonlar. Fakat bir yandan da hani Japonya biraz da hani şey diye, hani kültür olarak hep biraz bir korku da var, sert bir hani bir kültürü var diye hani insanlar düşünüyor. Ya şimdi biz oraya gideriz, hani hocaların beklentilerini karşılar mıyız? Hadi karşılamazsak başka yerde belki o kadar hani sıkıntı olmaz ama hani adamlar kendisi bile hani bir şeyi kafaya taktıkları zaman ben hata yaptım deyip intihar eden adamlar. Bize ne yaparlar falan modunda. Herkesin bir acı bilinçaltında böyle bir şey var. Yani burada bir 2-3 dakika böyle bir kısaca değinirseniz böyle webinar öncesi, ben hani istiyorum arkadaşlar da hani biraz bununla ilgili sizin görüşlerinizi öğrensinler. Hani siz neler söylemek istersiniz? Tamam, sağ ol. Şimdi şöyle, genel olarak lisansüstü programları zaten İngilizce. Yani araştırma konusunda dil o kadar sıkıntı olmaz. Ama şu var, en başında günlük yaşamda dil kesinlikle şart. Yani biraz konuşmanız lazım, çalışmanız lazım. O kesin gerekli. O biraz ilk başta biraz zorlayan bir durum. Onun dışında yani eğer gerçekten iyi niyetliyseniz, yani Türkiye'den üniversiteden çıkıp buradaki üniversitelerde kabul alabiliyorsa insanlar, ben şunu rahatlıkla söyleyebilirim, beklentileri karşılarlar. Yani beklentileri karşılamama gibi bir durumları olmaz. Abi bir kere doktora dediğin zaten hani çalışmadan olan bir şey değil yani. Gerçekten ciddi çalışmak gerekiyor. Yani master falan o kadar belki kasmaya gerek yok. Ama doktora dedin mi bir kere zaten hani buna en az bir 3-4 seneni ayıracaksın ciddi manada. Tabii. Yani bunu kabul ederek gelmek lazım. O da dünyanın her yerinde bence aynı. Japon üniversiteleri o konuda çok böyle mesela öğrencinin üzerine düşen hoca o kadar yok yani. Hani nasıl desem, şunu yap, şunu yap, şunu yap, bunu yapman lazım falan filan gibi bir durum söz konusu değil. Yol gösteriyorlar ve sen o yolu kendi başına takip etmeye çalışıyorsun. Yani o konuda burayı düşünen insanlar olursa yani bu tarz sıkıntılar olacağını zannetmiyorum. Onu söyleyebilirim rahatlıkla. Yani ben biraz mesela ondan dolayı çekindim. Hani hiç mesela benim zamanda başvuruda yapmadığım bir yerde. Sırf bundan dolayı yani hani makale yazmaktan çekinmem yoktu, çalışmaktan çekinmem yoktu ama hani bir beklentilerin çok ağır olur mu, işte ağır olduktan sonra reaksiyonları işte farklı olur mu, hani hep böyle bizim hani ülkemizden de insanların biraz böyle çekincesi olduğunu zannediyorum. Çok ya, bu konuda da pot edilmiyor. Reaksiyon dediğin zaten şöyle, hani Türkiye'de nasıl hocadan hocaya değişiyorsa inan Amerika'da da, Avrupa'da da, tabii, Japonya'da da hocadan hocaya değişiyor yani.
Gene de bir standartları var. Benim gördüğüm kadarıyla bir standartları var. Yani bazı ülkelerden hani tek tek söylemeyelim ama adam 3 sene deyip hani 7 sene 9 sene ben düzenli olarak hani doktora yaptırdığını görüyorum. Yani herkese 7 sene 9 sene 3 senelik doktora o kadar yaptırdığını bile görüyorum. O yüzden hani Japonya'da 3 sene diyorsa hani 4 senede bitirtebiliyor anladığım kadarıyla. O da gayet hani makul bir biçimde gözüküyor. Hocam o zaman isterseniz hani böyle bir hem giriş yapmış olduk hem de özellikle hani Japonya'da olduğunuz için de hani bir işin farklı bir tarafında hem alanınızın farklı hem de Japonya'nın farklılığından dolayı da böyle bir muhabbet etmiş olduk. İsterseniz hani webinarımıza başlayabiliriz Tamam, başlayalım. hazırsanız. O zaman söz sizde hocam. Teşekkürler. Ekran görünüyor sanırım. Evet. Evet, herkese merhaba. Zamanınız için teşekkür ederim. Bugün konuşacağım konu milimetre dalga ve alt terahertz kablosuz haberleşme çok yüksek hızlarda. Yani mesela 100 gigabit ve ötesinde, saniyede 100 gigabit ve ötesinde hızlarda. Kablosuz haberleşme sistemleri ve CMOS'da. Neden CMOS? CMOS bildiğiniz üzere şu anda en çok kullanılan, en yaygın çip üretim teknolojisi ve diğer üretim teknolojilerine nazaran hepsinden daha ucuz. Yani bütün endüstri genelde CMOS üzerinde, yani çok böyle sofistike işler olmadığı sürece CMOS üzerinde yoğunlaşıyor. O yüzden CMOS. Size bugün CMOS'ta milimetre dalga ve alt terahertz yüksek hızlı sistemlerden bahsedeceğim. Slaytlar İngilizce ve şimdiden bir şey söyleyeyim. Kusuruma kimse lütfen kimse kusuruma bakmasın. Bazen terimleri Ben İngilizce bunun biraz olarak. daha iyi olduğunu düşünüyorum. Yani şöyle iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü bunların yani normal Türkçe'ye çevir yani bu terimler genellikle Türkçe'ye çevrilmiyor. Türkçe'ye çevrilse de İngilizce terimleri okuduğu gibi insanlar çeviriyor. Yani bizim base diye yazdığımız base diye okuduğumuzu hani insanlar Türkçe'ye base diye çeviriyor. O yüzden yani doğrudan orijinal terimleri görmesinin daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Evet, ben de öyle düşündüm. O yüzden Türkçeleştirmedim slaytları. Arada İngilizce terimler uçuşabilir. O zaman devam ediyorum. Şimdi burada nelerden bahsedeceğiz? Neden, yani motivasyon ve arka plan önce. Neden 100 gigabit, saniyede 100 gigabit ve ötesi? Ondan sonra size çeşitli örnekler vereceğim. Bunlardan birincisi şu anda CMOS'ta dünyada en hızlı olan kendi tasarımım 120 gigabit, saniyede 120 gigabit W bandında almaç göndermeç anlatacağım. Ondan sonra 60 GHz'de çift yönlü almaç göndermeç. Bunun amacı MIMO dediğimiz, yani çoklu girdili, çoklu çıktılı haberleşme sistemlerine katkıda bulunacağını düşündüğümüz çip üzerindeki şeyi azaltmak, kullanılan alanı azaltmak üzerine yoğunlaşan ve anten bağlantı sayısını 2'den 1'e indirmeyi amaçlayan bir sistem. Ondan sonra alt terahertz CMOS'ta amfi anlatacağım. Sonucu anlatmadan önce. Neden alt terahertz'te CMOS amfi? Çünkü CMOS şu andaki mevcut teknolojiler çok yüksek frekanslarda transistörler kazanım gösteremeyebiliyor. Ama işte biz burada şeyi gösterdik. 300 GHz frekansında CMOS'ta alt terahertz dediğimiz frekanslarda CMOS'ta amfi yapılabileceğini gösterdik. Bu da yeni alanlara ön ayak olacağını düşünüyoruz. En son biraz böyle gelecekte ne gibi şeyler olabilir? Milimetre dalga ve alt terahertz konusunda onları anlatacağım. Genelde bu da böyle bir nasıl desem hafif teorik şeyden düşüncelerden esinlenilerek yapılmış bir çalışma. Şimdi motivasyondan bahsedeyim önce. 100 gigabit, yani 100 gigabit dediğimizde biz burada kullanıcı tarafında 100 gigabitten bahsetmiyoruz. Çünkü kimse şu anda 100 gigabit
telefonunda haberleşme hızı isteyeceğini zannetmiyorum. Mesela bu yeni 5G ile hedeflenen hızlar saniyede 1 gigabit en önce hedeflenen. Ondan sonra bunu 10 gigabite çıkarmak. Şimdi kullanıcı tarafında herkes 10 gigabit gibi bir hıza ulaştığında şöyle bir sıkıntı doğuyor. Yani bu baz istasyonları arasında, data center ve baz istasyonları arasındaki iletişim çok önemli. Bir de 5G sistemlerde bu yüksek hızı sağlayacak olan sistemler yine 6 milimetre dalga tarafında. Yani 28-39 gigahertz bantları gibi. Onlarda da bu baz istasyonları femtocell dediğimiz seviyelere inecek. Öyle olunca ne olacak? En fazla 1 kilometre içerisinde, yani 1 kilometre şeyler arasında, uzaklık, mesafe arasında baz istasyonu koymanız gerekiyor. Bu milimetre dalga yüksek hızda. Bu artık şimdi, hani çatılara koyarız sağın tadında ya bir sürü yere tabii, çok daha tabii. Fazla baz istasyonu yani evet. Yapar. Mesela fazla atmak. Aynen. Ama işte onların komünikasyonu hala sıkıntı. Fiber optikle genelde yapılıyor bu backhaul network dediğimiz frontal networkler falan. Ama şimdi bu her tarafa bu baz istasyonları koyduktan sonra fiber optik kablo döşemek büyük bir sıkıntı olacak. O yüzden mesela bunu kablosuz haberleşme ile, bu backhaul networkleri, fiber optik kablo değil de kablosuz haberleşme ile yapmak şartı gelecek. Bir de başka neler var? Bu tabii şeyde kentsel yerleşki alanlarında. Bir de kırsal yerleşki alanlarında da çeşitli şeyler var, sıkıntılar var. Mesela bu benim süper çizimim. Kimse kusura bakmasın ama bu şey nehiri temsil ediyor. Şimdi bu nehiri geçerken yine fiber optik kablo koymak yerine nehirin bir ucuna anten ve bu yüksek hızlı kablosuz haberleşme sistemi diğer ucuna yine aynı şekilde koyup yerleşkeye bu şeyi datayı dağıtmak gibi. Ya da başka yüksek hızda mesela ne olabilir? Yeni 4K, 8K televizyonlar bunların çözünürlükleri çok yüksek. Çok yüksek çözünürlük olunca siz insanlar artık tabii kablo istemiyor. HDMI kablodan bağlamak yerine kablosuz olarak yani tabletimden ben direkt televizyonuma aktarayım oradan göreyim istiyor. Böyle bir setup'ta yani bu çözünürlük çok yüksek olduğu için en az 72 saniyede 72 gigabit 144 gigabite kadar olan bir data bandı göndermeniz lazım. Bu da çok yüksek bir şey. Bu da ev içerisindeki bir aplikasyonla alakalı bir senaryo. Yani diyeceğim o ki saniyede 100 gigabit ve ötesindeki sistemler artık gereksinim halinde. Biz de bu çalışmaları o yüzden yaptık. Mesela başka şeyler ne olabilir? İşte ev içerisindeki internet 100 gigabit yine ya da kiosk download dediğimiz bu olay şey yani havaalanındasınız uçağa binmeden tabletime sevdiğim Netflix dizilerini indireyim falan dediğinizde hemen böyle işte orada bir şey olacak kiosk download olacak siz oraya tableti koyacaksınız filmlerinizi falan indireceksiniz işte bir dakika içerisinde kaç tane film indirebiliyorsanız artık ya da işte çipten çipe haberleşme bu da gelecekte çok önemli olacak bir konu özellikle bu CPU'ların, GPU'ların falan hızının çok arttığı konumlarda paketleme sistemleri biraz sıkıntıya giriyor. O yüzden çipten çipe haberleşme de çok önemli bir konuma gelecek. Sonuç itibariyle bunları nasıl yapabiliriz? Daha fazla bant kullandığımızda data rate'i, data hızını arttırabiliyoruz. Daha fazla bant nerede var? Milimetre dalga tarafında daha geniş bantlar kullanıma açık. Terahertz tarafında da öyle. Alt terahertz tarafında da. Bir de spectral verimi arttırmak. Bu da nasıl oluyor? Mesela işte MIMO, çoklu girdi, çoklu çıktılı sistemler kullanmak ya da çok böyle modülasyonu çok yukarılara çekmek. 64 QAM falan, 16 QAM falan gibi yerlere çekmek. Şimdi burada çok basitten başlamak istiyorum. Tabii. Yani 64 QAM yani tamam hani teorik olarak hani yapılıyor ediliyor ama pratik olarak gerçekten hani o kadar kullanılıyor mu?
Yani siz o karaneyi kullanıyor musunuz ya da denk geldiniz mi? 64 QAM şu anda çok aşırı yaygın bir şekilde kullanılmıyor. Kullanıldığı alanlar var ama şu anda aşırı yaygın bir şekilde kullanılmıyor milimetre dalgada. Ama 5G ile birlikte gelecek yani. Artık bunu yükseltmemiz lazım. Mecburen. Tabii mecburen. Hatta 64'ten ötesine gidecek. Yani 256 QAM gibi modülasyonlar falan kullanılmak zorunda kalacak. İşte ben o modülasyonları falan araştırırken, yani hangi modülasyonu kullansak 100 gigabit ve ötesine geçeriz ya da hangi frekansı kullansak 100 gigabit ve ötesine geçeriz araştırmalarını yaparken şuradan başlıyoruz. Klasik Shannon teorisi. Burada C şeyi gösteriyor. Kanal kapasitesi. Bu bizim işte data rate, data hızı dediğimiz şey. B datanın bant genişliği. Ondan sonra N dediğimiz gürültü, noise ve Ortamdaki S, gürültü. evet, ortamdaki gürültü. Genelde termal kabul ediyoruz. Ve S sinyal seviyesi. Sinyalin Alınan, bastığı. tabii, alınan sinyal seviyesi. Şimdi sadece bu şeye, denkleme bakarsak, ben bantı ne kadar genişletirsem kapasiteyi o kadar arttırırım gibi bir algı söz konusu. Ama şöyle de bir durum var. Bandı ne kadar genişletirseniz bu sefer gürültü işin içine, yani termal gürültü işin içine çok fazla girmeye başlıyor. Bu da sistemleri çok ciddi etkiliyor. Geniş band sistemlerin en büyük sıkıntısı zaten gürültünün çokluğu. O da zaten KTB dediğimiz bu denklemle, K işte Boltzmann sabiti, T işte Kelvin'de sıcaklık, ortam sıcaklığı, B zaten data band genişliği demiştik. Şimdi burada şöyle bir denklem ortaya çıkıyor aslına bakarsanız. Data bandını ne kadar arttırırsam o kadar kapasite artmıyor. Belli bir seviyeye kadar kapasite artıyor. Ondan sonra gürültü o kadar çok işin içine girmeye başlıyor ki bu sefer signal to noise ratio, yani sinyal ve gürültü oranı inmeye başlıyor. Kapasite peak yaptıktan sonra inişe geçiyor arkadaşlar. Kapasitenin peak yaptığı bir değer var yani. Bir de bunun içine bu sinyal seviyesi dediğim sinyalin gücü, bunu mesela alınan received power, RX power, alınan güçle birlikte şey yaparsak, denklemin içine koyarsak, bu da zaten freeze denklemi, çok kullanılan, çok bilindik denklem. İşte Çok burada lambda bölü 4 pi D var. D dediğimiz işte almaç göndermeç arasındaki mesafe. PT dediğimiz işte göndermecin çıkarttığı güç. GTGR almaç ve göndermeç anten tarafının şeyi, gain'i. Şimdi bunu da o denklemin içine koyarsak şöyle bir şey var. Aldığımız göndermeçten çıkan almaca giden güç mesafenin iki katıyla ve taşıyan frekansın, merkez frekansın karesiyle, iki katı dedim pardon, karesiyle ters orantılı. Bu da bize şöyle bir grafik çıkartıyor aslına bakarsan. Daha önce bahsetmiştim. Bu siyah sabit çizgi kapasiteyi gösteriyor. Kapasitenin peak yaptığı bir değer var. Tabii şimdi burada da şöyle bir şey var. Hani dijital modülasyonları düşündüğümüzde biz bu değere zaten ulaşamıyoruz. Belli bir dijital modülasyon kullanmamız lazım. Burada da bu grafiğin içine de çeşitli dijital modülasyonları ve gerekliliklerini, bit error rate, BER dediğimiz gereklilikleri düşünerek çizdiğimiz şeyler, grafik. En soldaki işte 256 QAM'i gösteriyor. Gördüğünüz üzere bu daha fazla gidemiyor. Niye? Çünkü sinyal ve gürültü oranı çok yüksek, istenilen, gereken. Ondan sonra işte 64 var. Ondan sonra 16. QPSK ve BPSK diye gidiyor. Şimdi bizim hedefimiz 100 gigabit ve ötesiydi. Buradan şunu görüyoruz aslına bakarsan. Yani çok yüksek hızlara tek bir almaç ve göndermeçle ulaşmak istediğimde 16 QAM en iyi seçenek duruyor. Ve 100 gigabit mesela burada baktığımızda 85 GHz'de
25 GHz data bandı kullanarak. Yani bu grafikler bu arada %30'luk fractional bandwidth dediğimiz şeyle çizilmiş durumda. O da zaten 25 GHz data bandına denk geliyor. 16 QAM de bunu 4 katına çıkarıyor bandın. Hızı 4 katına çıkarmış oluyor. Yani 100 gigabit, saniyede 100 gigabite erişmiş oluyoruz. Bunu tasarladığımızda, bunu yapabildiğimizde. Bunu biz işte o 85 GHz W bandında CMOS'ta 4 tane, yaptık. 4 tane şey oluyor. Yani bir sembolde 4 tane bit olduğu için de 25 evet. gigabit saniyeye evet. dönüyor. Aynen. Biz 16'yı hedefledik. Çünkü 16 hem sinyal ve gürültü oranının çok yüksek olmadığı ama spectral efficiency dediğimiz o işte bir sembolün 4 bite denk geldiği yani onun çok iyi ayarlandığı bir seviye. Biz de tasarımımızı ona göre yaptık. Şimdi onun öncesinde şöyle bir şey var. Yani 100 gigabit dediğimiz 25 gigahertzlik bant çok geniş bir bant. Yani şu anda bu bantı CMOS'ta yapabilecek DAC Digital to Analog Converter ya da işte ADC Analog to Digital Converter falan yok. Hani onu yapmak istediğimizde bizim gereksinimlerimiz çok yüksek kaçıyor. Yani 50 giga sample per second dediğimiz bir ihtiyaç doğuyor DAC'ta. Ya da 6-8 bit arasındaki bir şey yapmamız gerekiyor. Bunlar çok yüksek gereksinimler. Yani CMOS'ta falan yapılması biraz zor kaçan gereksinimler. İşte 16 QAM dediğimizde en az 6 bitlik bir çözünürlükle 50 giga sample per second. Bir de en azından o ADC ya da DAC'nin bant genişliğinin 12.5 GHz falan olması lazım. Yani bunlar yüksek gereksinimli şeyler. O yüzden biz burada şunu yapmaya çalıştık. Frequency interleave dediğimiz. Yani dataları alıp belli bir frekansa yükseltip yükselttiğimiz frekansta farklı lokal osilatörler kullanarak, farklı yükseltme frekansları kullanarak yükselttiğimiz frekansta amfiden önce birleştirip amfi ile beraber antene göndermek. Bu bize neyi sağlıyor? Bu frequency interleave şeyini ne kadar arttırırsak, yani bunu 4 yaptığımızda bu DAC gereksinimleri gördüğünüz gibi işte bayağı 1/4'üne falan düşüyor. Yani bunlar, bu bize baseband'de kolaylık sağlıyor. O yüzden biz de frequency interleave dediğimiz şeyi, mimariyi yaptık, kullandık. Kanıt, yani düşüncemizi kanıtlamak için 4 yapmadık ama 2 yaptık. Bu da yaptığımız almaç gönderme için bir şeması, basit bir şeması. Bu sunumda çok detaya girmedim açıkçası çünkü çok fazla konu var. Yani bunların hepsini anlatmaya kalktığımızda çok uzayacak. O yüzden şöyle evet yani ya isterseniz daha sonra sadece bunu mesela 1 saat, 1,5 saat anlatabilirim. şimdi burada efendim böyle bir tane yere direkt böyle iletiriz yani. Korkut Hoca bilgileri iki diye. Talep olursa tamam tabii ki, neden olmasın. Şimdi burada kullandığımız yükseltme frekanslarını biz 70 GHz ve 105 GHz olarak seçtik. Aralık gördüğünüz gibi 35 GHz gibi bir aralık kullanıyoruz burada. O yüzden buradaki güç amfimiz, yüksek gürültülü amfimiz, bunlar böyle çok geniş bantlarda çalışan amfiler. Onun öncesinde frequency interleave mimari dediğimiz mimaride data şeye koyduğumuz data iki tane data şeyi kullanıyoruz. Farklı data kullanıyoruz. Bunların da genişliği yaklaşık 17.5 GHz falan total. Ama hepsi 15 GHz'lik bir data bandında çalışıyor. Bunun genişlemesinin sebebi roll-off factor dediğimiz bir olay var. Ondan dolayı genişliyor. Onun detayına şimdi girmeye gerek yok ama işte genişlemek zorunda. Neyse, ikisini birden yükseltip
Burada işte 35 GHz'lik bir başka bir lokal osilatör kullanıp doubler dediğimiz 35'i 70'e yükselten, tripler dediğimiz 35'i 105'e yükselten yapılar kullanıp iki tane mixer kullanıp ondan sonra çeşitli amfilerle beraber birleştirip göndermek şeklinde. Almaç tarafı da onun tam tersi çalışıyor. O düşük gürültülü amfiden sonra dağılıp iki dataya ayırmak şeklinde yapıyoruz. Yaptığımız çip bu arkadaşlar. Burada kullandığımız 65 nanometre standart CMOS kullanıyoruz. Bu şu aralar en çok kullanılan CMOS üretim teknolojilerinden birisi. Ve yani nispeten ucuz kaçıyor. Total çipimizin şeyi 2 milimetreye 3 milimetre. Ana alan yani esas devrelerin kullandığı alan 3.2 milimetreye denk geliyor. Sonuç itibariyle 15 gigabaut buradan, 15 gigabaut buradan, total 30 gigabaut 16 QAM kullanarak bununla 120 saniyede 120 gigabite eriştik. Çok düşük güçler kullanıyor. Göndermeç 110 miliwatt seviyesinde, almaçta 177 miliwatt seviyesinde. Almacın yüksek olmasının sebebi IF amfi kullanmamız. Bu da çok geniş bantta IF amfiler. 20 GHz'e kadar falan çalışan IF amfi. Bunlar biraz yüksek güç harcamak zorunda. Çünkü gürültüyü düşürmek için. Sonra bu çipi biz burada gördüğünüz, bu da kendi özel tasarımımız. Neden özel tasarımımız? Yani piyasada konnektör mü yoktu diye soruyorlar bazen. Var, evet, ama çok fazla kayıp var o konnektörlerde. Biz burada yaptığımız şey waveguide'a geçiş yapıyoruz. Önce çipten PCB'ye wirebond'la bağlantıyı sağlıyoruz. PCB'de mikrostriple beraber waveguide'a bir temassız bir geçişimiz var. Bu çok geniş bantta, çok düşük, nispeten düşük kayıplarda bir geçiş. Ondan sonra bunu waveguide'a geçmenin bir başka güzel özelliği de ölçüm aletleri bu frekanslarda, waveguide çünkü daha az kayıplı olduğu için ölçüm aletleri bu frekanslarda waveguide interface üzerinden sağlanıyor. Mesela burada da biz waveguide horn antena dediğimiz anten kullanmışız burada. Bunların özelliği çok yüksek gain olması. Yani bunlar mesela 23 dBi falan bir gain'e sahip anten. Göndermeç tarafımız solda, almaç tarafımız da sağda duruyor. Burada mesela datayı nasıl sağlıyoruz? Bu arbitrary wave generator dediğimiz böyle çok aşırı pahalı cihazlar bunlar tabii. Çok yüksek hızlarda data sağlayan, gönderen. Burada da çok yüksek hızlarda datayı sample eden osiloskopumuz var. Bu da mesela 200 giga sample'lık bir osiloskop. Yani 70 GHz'e kadar bir şeyi var. Band genişliği var bu osiloskopun. İşte 35 GHz'i de dışarıdan sağlayarak bu sistemi çalıştırdık. Bunu 2018 ISSCC'de sunduk. Bu sistem ölçüm sonuçları, bir sürü ölçüm sonucu var elbette ama sonuç itibariyle böyle bir şey çıkıyor ortaya. Sağ tarafta gördüğünüz şey grafikte LB dediğimiz low band, yani düşük banttaki data. Bu göndermeçin çıktısının aşağı çekilmiş halini gösteriyoruz burada. Ve yüksek banttaki data. Bunu gönderip alıyoruz ve bu datayı okuyoruz. Yani sonuç itibariyle 60 giga, saniyede 60 gigabit buradan geliyor ve saniyede 60 gigabit yüksek banttan geliyor. Burada gördüğünüz 16 QAM'lik datayı sağlıklı bir şekilde alıp okuyoruz. Yani bu hızlar, yani çok ciddi hızlar.
Mesela bunu biz 20 santimetrede başarıyla gerçekleştirdik. 20 santimetre çok düşük değil mi falan gibi bir şey olabilir. Evet, doğru. 20 santimetre CMOS'un çıkış gücü çok yüksek olmadığı için 20 santimetre normal. Ama bu daha da yukarılara çekilebilir. Şöyle, biz burada sadece bu mimariyle bu kadar yüksek hızlara çıkılabileceğini göstermek istedik. Aradaki kayıplar falan ciddi düşünüldüğünde bu çok rahat 20 santimetreden 1 metreye, 1 metreden 10 metreye çekilir. Mesela 30 santimetrede biz saniyede 100 gigabit alabiliyoruz. Ya da 1,25 metrede 60 saniyede 60 gigabit sağlanabiliyor. 16 QAM ya da QPSK fark etmez. Bu mesafeyi yükseltmenin başka bir yolu da kullandığımız antenleri, mesela lens anten kullanabilirsek, yani böyle özel tasarım çok yüksek gainlerde lens anten kullanabilirsek, mesela 56 dBi falan gibi, bu mesafeyi mesela 100 gigabit düşündüğümüzde 600 metreye falan çekebiliyoruz. Devam ediyorum. Şimdi dediğim gibi biz bu yaptığımız bu işi 2018'de sunduk ISSCC'de. Ve şu yaptığımız işi burada görebilirsiniz. 120 gigabit. Saniyede 120 gigabit burada. Diğer bütün kırmızılar mezun olduğum laptan çıkan işler. Siyahlar başka üniversitelerin, başka şirketlerin yaptığı işler. Yani buradaki sıçrama çok yüksek. Gördüğünüz üzere 120 gigabit. Şu anda da CMOS'ta zaten bu hızlara ulaşan başka bir yapılan bir iş yok. O yüzden gururluyuz. 120 gigabitlik W banttaki olayımız böyle. Şimdi devam edeceğim konu 60 gigahertz. 60 gigahertz iki yönlü almaç göndermek. Bunu yapmamızın sebebi MIMO, çoklu girdili çoklu çıktılı sistemler ya da faz dizili sistemlerin parasal maliyetini azaltmak. Yani bunu yaptığımızda biz normal bir almaç gönderme için sığdığı alana iki tane sığdırabiliyoruz. Bu da bizim şeyimizi arttırıyor. Parasal olarak çip üzerindeki gücümüzü arttırıyor. Yani daha az para harcıyoruz. 60 GHz'in önemi nereden geliyor? 60 GHz birçoklarının bildiği gibi standardize edilmiş bir band. Ve genelde WPAN falan gibi, yani böyle Wireless Personal Area Network'ler, WiGig falan gibi böyle yüksek 8K Ultra High Definition televizyon datasının transferi gibi. Buradaki mesafeler mesela 5 metre civarı. En başta hedeflenen 28 gigabit gibi sistemler. Bunun bir açıklamasını zaten en başta motivasyon olarak söylemiştim, yapmıştım. Şimdi tabii buradaki olay şu, bu direkt komünikasyon değil, yani loss dediğimiz line of sight. Siz cihazınızı nereye koyduğunuza göre değişecek bir sistem olduğu için non line of sight komünikasyon. O yüzden mesela faz dizili şeyler, almaç göndermeçler hedefleniyor. Ve yine hem faz dizili hem MIMO, çoklu girdili çoklu çıktılı sistemler. Bunlar eğer almaç ayrı, göndermeç ayrı konumlardan antene bağlanıyorsa, bu demek oluyor ki sizin anten sayınız almaç artı göndermeç sayınızla doğru orantılı. Neler yapılabiliyor? Genelde SPDT, Single Pole Double Throw dediğimiz RF switchler kullanılıyor. Almaçla göndermeci switch edebilmek için birbirine bağlıyorsunuz. Orada işte şey yapıyorsunuz, tek bir anten bağlıyorsunuz ve
davranışa göre Almatça'da gönderme olacak şekilde o switch'i hareketlendiriyorsunuz. Switch'in sıkıntısı ne? Anahtarın sıkıntısı şu. CMOS'ta yaptığınızda kayıp fazla. Kayıp fazla olduğu için de zaten güç CMOS'tan çıkabilen milimetre dalga tarafında ya da alt terahertz tarafında CMOS'tan çıkan güç düşük olduğu için daha da düşürüyorsunuz. Öyle olunca mesafeniz düşürüyor. O yüzden biz burada yapmaya çalıştığımız şey iki yönlü almaç göndermeç tasarlamak. Dediğim gibi aynı alanda almaç ve göndermeç sığabilen çipe biz iki tane almaç göndermeç sığdırabiliyoruz bu metotla. Yine bu yaptığımız 65 nanometre CMOS'ta yapılmış bir iş. Bunu yapınca ne oluyor? Güç amfisi ve düşük gürültülü amfi tek bir antene bağlanıyor. Buradaki kritik elemanlardan birisi bu. Güç amfisi ve düşük gürültülü amfinin aynı alanda birbiriyle ortak çalışacak şekilde yapılacak olması. Baseband tarafında da çıktı ve girdi yine aynı padlerden sağlanabiliyor. Bu bir de bize neyi sağlıyor? Kullandığımız PCB alanının da board alanının da düşmesini sağlıyor. Şimdi amfilere, iki yönlü amfilere bakacak olursak örneklerden birisi bu. Daha önce yapılmış örneklerden birisi bu. Yine dediğim gibi anahtar, SPDT anahtar kullanılarak yapılan bir örnek. Güç amfisi mesela burada yukarıda gösterilmiş. Düşük gürültülü amfi burada aşağıda gösterilmiş. Anahtar hem anten tarafına hem mikser tarafına bağlanıyor. Bu aslına bakarsan alanı düşüremiyoruz bununla alanı. Alan yine aynı. Sadece bağlantı sayımızı 2'den 1'e düşürüyoruz. Ve anahtar koyduğumuzda şöyle bir şey var. Alanı, kullandığımız alanı arttırıyoruz. Anahtar kullandığımızda da bu bize linearity, doğruluğu düşürüyor ve düşük almaç tarafında da noise figürü düşürüyor. Bunlar noise figürü yükseltiyor ve bunlar bizim komünikasyon şeyimizi bozuyor. Biz ne yaptık? Bizim yaptığımız olay böyle. Aynı alan içerisinde hem güç amfisi transistörünü hem de düşük gürültülü amfinin transistörünü kullanıp gain boosting dediğimiz pozitif geri besleme ile uyguladığımız bir şeyimiz var. Ana merkez bir yapımız var. Ondan sonra bu amfimiz bizim 5 ana merkezden oluşuyor ve ana merkezlerin arasında interstage matching dediğimiz şeyler var. Yapmamız gereken. Onlar da ortaklanıyor. Biz ortak olarak kullanıyoruz. Yani bunun tasarımını biz hem güç amfisi olarak hem düşük gürültülü amfi olarak aynı anda yapıyoruz. Bu gain boosting dediğimiz bu pozitif geri besleme olayı kullanacağımız yapmak istediğimiz şeye göre değişiyor. Mesela düşük gürültülü amfilerin ilk ana giriş noktasında şeyin kazancın yüksek olması lazım. Gain'in yüksek olması lazım. Öyle olunca mesela bunun bu gain boosting geri beslemenin yeri hangi amfinin daha fazla kazanç sağlayacağını belirtiyor bize. Onunla beraber değişik tasarımlar yapabiliyoruz. Bizim tasarımımızda anahtar yok. Bu bize çeşitli şeyler gücün azalmasıyla ilgili ya da ne bileyim alanı azaltmayla ilgili avantajlar sağlıyor. Dediğim gibi aradaki matching network dediğimiz olmazsa olmazımız aynı şeyden pasif elemanlardan kullanıldığı için yine alanımız kompakt bir şekilde azalmış oluyor.
tasarlarken biraz bazı şeylerden fedakarlık göstermek gerekiyor. Mesela kazanç. Onu da dediğim gibi geri beslemeli sistemle geri kazanıyoruz. O bizim tasarladığımız 5 kademeli amfi, 2 yönlü amfi böyle. Genel olarak böyle gösteriyoruz. İlk başta dediğim gibi sadece gain boosting, geri beslememiz LNA kısmına yarayacak şekilde. Bu da bizim gürültüyü azaltmamızı sağlıyor. Buradaki kazancı artırıp gürültüyü azaltmamızı sağlıyor. Bizim avantajlarımızdan birisi bu sistemde kullandığımız transistörlerin şeyi farklı. Büyüklüğü farklı. Bu da bize şey sağlıyor. Kazancı yavaş yavaş yükseltmek ya da yavaş yavaş gürültüyü düşünüp ona göre şeyleri, kademeleri ayarlamak gibi şeyler kazandırıyor. Yalnız şöyle bir şey söylemem lazım. Geri besleme biraz sıkıntılı bir olay. Geri besleme kullandığınızda tasarladığınız amfi olmaktan çıkabiliyor. Osile edebiliyor. Sen kontrol de yaptın, sen bilirsin. Osilasyona girdi mi, evet. bir daha da çıkmıyor yani. O yüzden yani kullandığınız çip çöpe gidiyor biraz. Yalan oluyor. Hı hı. Belli bir sınırı geçince zaten. Bu... Aynen. Belli bir sınırı geçince gidiyor. Bizim buradaki avantajlarımızdan birisi, burada kullandığımız her malzeme diyeyim yani, her şey yani, transmission line olsun, kapasitör olsun, transistör olsun, her şey burada önceden modellenmiş, düzgünce karakterize edilmiş bir yapı oldukları için biz bunu sağlıklı bir şekilde tasarlayabildik. Neyse, sonuç itibariyle ürettiğimiz çip burada. Yine 2 milimetreye 3 milimetrelik alanda gördüğünüz gibi. 2 tane transceiver, almaç göndermeç sığdırabiliyoruz. Normal bir 60 GHz'lik bir... hoş geldin. Yine dondun gittin. Vallahi hocam bir internet modem, evdeki modemden telefona o şekilde bir... Ben de kendi kendime osile ediyorum gördüğünüz gibi. Güzel. Evet, 2 tane almaç göndermeç sığdırabiliyoruz. Çift yönlü amfimiz de burada gördüğünüz gibi. Ve anten bağlantı noktamız buradan wirebond'la sağlanıyor. İçerideki transistörleri, çeşitli kontrolleri falan buradaki SPI, Serial to Parallel Interface dediğimiz, içerisinde işte DAC falan olan, voltajı kontrol ettiğimiz yapılar falan var. Bunu PCB'ye, şu ortada gördüğünüz o ürettiğimiz çip, tasarladığımız PCB burada. Yine burada 60 GHz'de PCB'den waveguide'a bir geçiş tasarımımız var. Burada da işte data inputları, outputları hepsi burada mevcut. Kontrol ve besleme buradan sağlanıyor. Ölçüm setup'ımız bu şekilde. Yine işte osiloskopumuz burada. Arbitrary Wave Generator dediğimiz yapımız burada, datayı sağladığımız. Kullandığımız antenler 60 GHz'de, V-Band'da waveguide anten, 14 dBi gibi bir gain'e sahip. Bunu ölçtüğümüzde, hem almaç hem göndermeç olarak ölçtüğümüzde, standartlara bağlı olarak yaptığımız ölçümlerde çıkan sonuçlar bu şekilde. Mesela 61.56 GHz merkez frekansında. Şimdi 60 GHz'de 4 tane channel vardı. Onu 6'ya yükselttiler. Önceki standart versiyonundan bahsederek 2 channel'ı bağladığımızda 64 QAM ile, mesela burada 64 QAM yapmışız. 21.12 gigabit erişimimiz var. EV error vector magnitude dediğimizde işte zaten 64'ün gereksinimi 22.5. Onu burada sağlamış durumdayız. Hı hı. Quadrature phase shift keying QPSK kullandığımızda
Ama bu sefer 4 kanalı birden bağladığımızda, yani 64 buradaki konumda bandımız 4.32 GHz. Burada ise 8.64 GHz'lik bir band söz konusu. Ama QPSK'ye indirdiğimiz için, yani sembolü 2 bitlik bir transmission'a indirdiğimiz için data rate'imiz haliyle düşüyor. Evet. 6 bitten 2 bite düşürdük. 6 bit pardon. Evet. Sonuç itibariyle çok gayet net bir şekilde QPSK kablosuz olarak haberleşmemizi görebiliyoruz. 16 QAM'de de yine 4 kanalı birden bağladığımızda sadece tek bir almaç göndermeç kullanarak 28.16 gigabit erişimimiz var. Sağlıklı bir şekilde. İkisini birden kullandığımızda ne oluyor? 56 gigabite erişmiş oluyoruz. Çünkü aynı alana iki tane almaç göndermeç sığdırmıştık. Burada bir karşılaştırma tablosu mevcut. Diğer işler, mesela Intel'in yaptığı, Broadcom'un yaptığı işler. Bu 3-4 yine bizim labdan çıkan işler, daha önceki. Ama bunlar, mesela şu 4, iki tane ayrı çip kullanarak yapan bir sistem. Bizde tek bir çiple, iki tane almaç göndermeç sığdırıp 56 gigabit'e erişebiliyoruz. Buradaki güzellik data hızı ve almaç göndermeç alanı oranı yaptığımızda, diğer işlerle karşılaştırdığımızda bizim bu cost efficiency dediğimiz şeyi göstermiş oluyor. 9.4 gigabit saniyede 9.4 gigabit ve 1 milimetre kareye düşen data hızı bu olmuş oluyor. Yine nispeten düşük güçlerde harcıyoruz. Bu da bize neyi açıyor? Çoklu girdili, çoklu çıktığı sistemleri çok yüksek sayılara çıkartabileceğimiz bir teknoloji olmuş oluyor. Yani parasal şeyi düşürmüş oluyoruz. Massive MIMO dediğimiz şeyi daha düşük maliyetlerde üretebilecek konuma geliyoruz. Önemli bir şey, düşünüş şekli oluyor iki yönlü almaç göndermeç. Biraz tasarımı zor tabii. Sunumun son kısmına geldim. O da işte alt terahertz'te CMOS Amfi tasarımı. Şimdi alt terahertz'te CMOS Amfi neden önemli? Biliyorsun bir aralar 60 GHz çok, ya hala da meşhur da 60 GHz ama yani araştırma olarak falan da çok meşhurdu. Birkaç sene önce, yani 3-4 sene önce baya şeydi. Hani yani böyle çok yeni bir bant, işte insanlar böyle hani ya biz 60'ta çalışıyoruz. Yani çok böyle büyük bir bant olarak hani görüyorlardı. Hatta ben bu 100'den ötesini falan hani böyle görünce, yani 60 ötesi bu tarafları görünce ben de biraz son zamanlarda takip edemediğim için son 2 senede falan. Yani baya şey artırmışlar, yani hedefleri baya artırdıklarını gördüm. Evet. 60 GHz'in güzelliği standartize edilmiş durumda. IEEE'nin standartizasyonu. 802.15.ay galiba. Şimdi ise yine IEEE'nin standartizasyonlarından birisi 300 GHz bandına yoğunlaşmış durumda. 300 GHz bandı niye önemli? Şundan önemli. Çok geniş bant var. Kayıp çok fazla. Evet, eyvallah. Ona bir lafımız yok. Zaten frekans arttıkça normal havadaki kayıp zaten direkt, yani mesafedeki kayıp zaten direkt artıyor. Zaten kısa mesafeler için hani kullanıyorlar sonuçta. Evet. Buradaki amaçlardan birisi evet kısa mesafe. Kısa mesafe demişiz mesela burada. Hem gülücüğümüz var, hem avantajımız var, hem de üzülen suratımız, bir dezavantajımız var. Dezavantajımız kısa mesafe. Avantajımız ne? Abi nasıl desem, zaten havadaki kayıp o kadar fazla ki, yani interface yapabilecek, yani kulak düşürebilecek, yani oradaki bilgiyi alabilecek falan şeyler, teknolojiler çok böyle mevcut değil. Yani çok aşırı bir encoding, decoding falan yapmaya gerek kalmıyor o yüzden. Yani güvenlik
o kadar sıkıntılı değil. O yüzden gülücüğümüz o yüzden burada var. Ama aynı zamanda işte düşük mesafe biraz şey, üzücü bir mevzu. Neyse, sonuç itibariyle IEEE de bu konu üzerinde çok yoğunlaşıyor bu aralar. Task grupları dediğimiz işte 100 gigabitten fazlaki gruplar falan da mesela, yine 100 gigabitten ötesini hedefleyen gruplar da yine 300 gigahertz'te çalışmayı hedefliyor. 300 gigahertz o yüzden önemli. Şu anda standartizasyon aşamasında. Bu çok basit bir şema. Heterodyne gönderme, heterodyne transmitter bir şeması. Biz bunu yapmadık. Yani burada sadece söylemek istediğim olay şu. Mesela 60 GHz'de bir kere yükselttiniz. Ondan sonra 300 GHz'e geçmek için bir kere daha yükseltmeniz lazım. O da işte mesela 240 GHz kullandığınızda 300 GHz'e yükseltmiş oluyorsunuz. Ama buradaki olay bu amfiler. Mesela burada 240 GHz'de çalışacak amfi ya da 300 GHz'de geniş band çalışacak amfi tasarlamak. CMOS'ta şu anda, şu güne kadar CMOS'ta amfili almaç göndermeç yok. Yapılmamış durumda. Amfisiz yapılmış var. Mixer last dediğimiz, yani mixer son dediğimiz mimari de var. Orada da sıkıntı ne oluyor? Gerekli gücü sağlayabilmek için o kadar çok mikseri beraber ortaklayıp şey yapmanız gerekiyor ki kullandığınız alan inanılmaz artıyor. Harcadığınız güç inanılmaz artıyor. Yani verimliliğiniz çok düşüyor. Yani binde birlere falan düşen bir verimlilik söz konusu. O yüzden bizim burada hedeflediğimiz amfi yapılabilirse bu frekanslarda hem alandan kazanırız hem de gücü azaltırız. Harcadığımız gücü azaltırız. Onu da şöyle başladık. Şimdi bu sol tarafta gördüğünüz, burada transistör, yani en düşük seviyeden başladık düşünmeye. Transistörü burada klasik bir layout, transistör layout'u çizimi söz konusu. İşte source burada, drain tarafı burada, gate de yukarıdaki şu metalde. Şimdi buradaki sıkıntılardan biri ne? M3 dediğimiz, yani birinci değil, ikinci değil, üçüncü seviyede metal. Bunlar çok böyle dar olması gereken, çok kalınlığı çok olmayan metaller. O yüzden ne oluyor? Kayıp çok fazla oluyor. Bizim mesela bu kaybı düşürmemiz lazım. Bu kaybı düşürürsek transistörün çalışabildiği frekansı ötelemiş, arttırmış oluyoruz. Arttırdığımızda da amfi tasarlayabilir duruma geliyoruz. Biz ne yaptık? Burada mesela yaptığımız şey bu metal gate'in bağlandığı metal tabakasını 3. seviyeden 6. seviyeye çıkardık. 6. seviyeye çıkardığımızda ne oluyor? Daha geniş metal kullanabiliyoruz. O yüzden metaldeki kaybı azaltabiliyoruz. Ondan sonra daha geniş metal kullandığımızda ekstradan metaller arası connection via dediğimiz, yine loss'un, kaybın fazla olduğu yerleri birden dörde çıkarttığınızda o connection'lardaki kaybı dörtte birine indiriyorsunuz. Bunların hepsi pozitif şey olarak size geri dönüyor. Artı üst taraftaki gate metaliyle alt taraftaki gate metalini aradan metalle birbirine bağlayarak gate tarafındaki rezistif kaybı düşürüyoruz. Bir de 6. metale çıkmamızın güzelliğinden birisi drain source yapıları 2. metalde olduğu için 3. metalde gate olunca kapasitif parasitik çok fazla oluyor. 6'ya çıktığınızda bu çok azalıyor. Bu da sizin transistörünüzün yüksek frekanslarda çalışmasını sağlıyor. Burada ölçüm sonuçlarına göre transistörün sağlayabileceği maksimum kazancı çizdirmişim. Siyah olan bizim özel tasarladığımız transistör. Şunu söylemem lazım, böyle çok dalgalı görünüyor bu. Ama 300 GHz'de falan S parametre ölçümleri falan bayağı dertli şeyler. Yani hani cihazların zaten şeyi çok sıkıntılı, nasıl desem. Accuracy'si çok düşük kalıyor.
O yüzden böyle biraz dalgalı görünüyor ama burada göstermek istediğim şey gri olan normal klasik transistör tasarımı. Bizim tasarladığımız işte siyah olan. Biz burada ne yaptık? Gain corner frequency dediğimiz bu transistörlerin gain ve çıkarabileceği maksimum gain belli bir yerden sonra böyle bir düşüşe geçiyor. Bu kırılma noktasını 250 GHz'ler civarından 270 GHz'ler civarına çıkarttık. Fmax, maximum oscillation frequency, burada sıfıra denk gelen, yani kazancın olmadığı ama kaybın da olmadığı o nokta 300 GHz'ler civarına, 320 GHz'ler civarına çıkarttık. Yani bu bize şu bölgede 300 GHz, 280, 300 GHz tarafında amfi tasarlamamızı sağlıyor. Bunu yapmamızın sebebinden biri de amfi tasarlarken biz eşleştirirken empedansları pasif element kullanıyoruz haliyle. Ama 300 GHz tarafında falan pasif elementler çok kayıplı. O yüzden biz yükseltebildiğimiz kadar o kazancı transistör seviyesine yükseltmemiz lazım. Buradaki grafikte peki, şeyi gösteriyor. Hani 270 GHz'e yükselttiniz. Hani bu sizin işinizi görüyor mu? 300 GHz'e çalışmak için işinizi görüyor mu? Yoksa bunu biraz daha arttırmanız mı gerek? Yani bunu mesela gain corner frequency hani 270'ten de 300'ün hani ötesine mi atmanız gerek? Yapabilirsen evet ama sonuçta biz burada bu CMOS üretim teknolojisinin sınırlarını zorluyoruz açıkçası. Yani bunun ötesine gitmesi çok zor. Ama devre mantığı olarak biz yine pozitif geri besleme kullanıyoruz. Bu da bize gain yani kazancı böyle bir 2-3 desibel daha arttırmamızı sağlıyor. Yani eğer öyle bir eğer şartlar ilerisi hani 270'in de aslında ötesini hani götürmek istiyorsunuz ama tabii. Şu an altyapı anladığım kadar şey değil. Yani bir nevi bir future work olarak aslında düşünebiliriz yani. Yani CMOS'ta daha ötesine gidemez şu anda. Onun da sebebi şöyle yani şimdi genel bilindik bir yanlış var. Bu frekanslarda sizin bir sistem tasarlamak istediğinizde en yüksek metale çıkmanız lazım. Transistör en alt katmanda, silikon taban katmanında. Oradan en yüksek metale çıkarken kayıba uğruyorsunuz çıktıkça. Ama en yüksek metale çıkmak zorundasınız çünkü kaybın pasif elemanların kaybının en az olduğu yer en yüksek metal katmanı çünkü en kalın metal orada. Genel bilinen yanlışa gelecek olursak bu CMOS nodları ne kadar ilerlerse FD, Fmax o kadar artar gibi bir düşünce var. Yani 1 terahertz gerçekleşecekmiş falan gibi böyle bir söylem vardı. Hayır, yok öyle bir şey çünkü siz transistör length'ini, boyunu ne kadar kısaltırsanız yani o gate'den poly contact dediğimiz o kontaklar o kadar küçülmek zorunda. O kadar küçülmek zorunda ki oradaki kayıp inanılmaz seviyelere geliyor. Yani o 1 terahertz pat diye düşüyor 300 GHz'ler civarına. Hatta yani üretim teknolojilerinde sweet spot dediğimiz bir şey var. Yani 300 GHz'ler tarafına çıkmak istediğinizde 65 nanometre CMOS, 40 nanometre CMOS ya da 45 nanometre SOI, silicon on insulator CMOS bunlar en iyi 3 üretim teknolojisi olarak karşımıza çıkıyor. Bunların ötesine gitmek kaybı arttırıyor ve aslında yapmak istediğimizi yapamıyor hale geliyoruz. Ha, orada da neden fedakarlık yapıyoruz? Üretim teknolojisi ilerledikçe dijital biliyorsun küçülüyor. Dijital küçüldükçe dijitallerin kapasitansı küçülüyor ve dijital devrelerin hızı çok artıyor bu sefer. Ve şeyi azalıyor. Harcadıkları güç azalıyor. Şimdi işte monolitik tek taş bir sistem yapmak istediğinde dijitaliyle beraber RF'i hepsini artı eksi düşünüp üretim teknolojisine mesela öyle karar vermek lazım.
Buradaki grafikte de transistörlerin boyutlarını karşılaştırmışız. Burada göstermek istediğim şey, transistörün boyutu büyüdükçe parazitikleri artıyor. Çıkan güç artıyor, evet, ama parazitikleri arttığı için bizim çalışmak istediğimiz frekanslarda kazanç azalıyor. Biz de burada mecburen küçük bir transistörle beraber çalışmak durumundayız. Yani kazançla beraber çıkarabileceğimiz maksimum güç seviyesi arasında bir şey var, trade-off var. Neyse, biz bu transistörü kullanarak 16 kademeli 300 GHz'li bir amfi tasarladık. Amfinin şematik gösterimi böyle. Kullandığımız alan kompakt olsun diye düşünürken böyle bir ayna şeyi kullandık. Her iki stage aynalı olarak şey yapıyor, birbirine bağlanıyor. Kullandığımız DC'yi direct current'ı bloklayan kapasitörlerimiz de 10 femtofarad gibi küçük bir kapasitör ve yine kendi özel tasarımımız olan fringe dediğimiz böyle parmak kapasitör kullandık. Burada kullandığımız özel pasiflerden biri de şu gördüğünüz RF ve DC decoupling transmission line dediğimiz şey. Bunun güzelliği şu, bu bize çok geniş bant RF ile DC'nin arasındaki bağlantıyı sağlıklı bir şekilde sağlamamızı sağlayan yapılar. Yine 65 nanometrede bu devreyi ürettiğimizde, bu gördüğünüz amfiyi ürettik, tasarladık ve ölçtük. Total alanımız 1.12 milimetre karelik bir küçük bir alanda. Bu amfiyi ölçtük ve çıkan sonuç şu. 298 GHz'de 21 desibel gibi bir kazanç elde ettik. Kazancın sıfırdan büyük olduğu frekans aralığımız ise 273 GHz ile 301 GHz arasında kaldı. Ve izolasyonumuz da eksi 25 desibelden düşük çıkıyor. Burada gördüğünüz gri şey çizgi. Bu da bize amfinin sağlıklı bir şekilde çalıştığını gösteriyor. Diğer yapılan işlerle karşılaştırdığımızda bizim özelliklerimizden birisi kapı tarafını ve drain tarafını ayrı ayrı kontrol edebiliyor olmamız. Osilatör olma durumu mevcut ama beşli sistemdeki yapıya sinyalin yükünü azaltan ya da arttıran yeni bir sensör kullanılabilir mi? Yani çoklu frekans kontrol edilmiş olur ya da sınırlanır. Sinyalin yükünü artıran ya da azaltan. Anladım. Şimdi osile etme durumu iki şekilde olabiliyor açıkçası. Birisi unconditional oscillation, yani siz yük ne gönderirse, sinyal yükü ne gönderirseniz gönderin ya da sinyal göndermeyin, o devre osile edebiliyor. Bir diğer mevzu, sinyal gönderdiğinizde sinyalin yükü fazla ise osile edebiliyor. O da conditional unstability. O yüzden öyle bir konumda, evet, yani o sinyalin seviyesini ayarlayan bir ufak bir sistem yapılabilir. Umarım cevaplayabilmişimdir. Çok teşekkürler hocam. Hocam, bu arada zaten şey, siz gene hani sunum tamamladıktan sonra da bir tane daha sorumuz var anketlerden. Diğer soruları gene alabiliriz. Siz tamamla devam, evet, edebilirsiniz. Tamam. Ben o zaman hızlıca devam ediyorum. Ya neyse, burada demek istediğim, erişebildiğimiz Fmax'a en yakın çalışan amfiyi tasarlamış durumdayız ve bayağı yüksek frekanslarda 21 desibel gibi bir kazanca ulaştık. Normal, çok klasik bir CMOS üretim teknolojisi kullanarak. Conclusions. Ne oluyordu ya Türkçe'de? Sonuçlar diyeceğim değil. Tam yani hem sonuçlar biraz da elde ettiklerimiz gibi. Evet, yani alt terahertz sistemleri dediğimizde her desibelin önemi var hocam.
O yüzden biz alt terahertz'te amfi tasarlayıp amfili almaç göndermeç tasarlayabilmenin önünü açtık. MIMO çoklu girdili çoklu çıktılı sistemlerde de üretim masraflarını düşünerek aynı alana sığdırabileceğimiz iki taraflı 60 GHz'de bir transceiver tasarladık ve tek bir almaç gönderme için 28 saniyede 28 gigabit seviyelerine ulaştığını kanıtladık. Verimlilik olarak da data hızı ve kullanılan CMOS alan verimliliği olarak da şu anda en iyisi. Ve yine 100 gigabit ve ötesine geçebilmemiz açısından tasarladığımız W-band'daki sistemimiz de yine CMOS'ta 120 gigabitte çalıştı. Burada da mimari olarak Frequency Interleaving dediğimiz mimariyi tasarladık ve kullandık. Şu anda CMOS'ta 120 gigabit ve ötesine geçen şu anda başka bir sistem yok. 2018'den bu yana yok. Gelecekte neler bekliyoruz? 1 terabit ihtiyaç olarak karşımıza çıkacak. Yani yine hocam, kullanıcı tarafında değil. Soruyu da sorayım zaten. Zaten asıl cevaplarınızdı diye hatırlıyorum da günümüzde çalışabilen en yüksek frekanslar hangi mertebededir? Hani siz zaten yine söylemiştiniz. Bundan sonra da zaten yani gelecekte de hani bunu gene eğer hatırlatma amacıyla cevap verebilirsiniz isterseniz. Ya CMOS üretim teknolojisi dediğimizde çeşitli şeyler var, yaklaşımlar var. Yani kaybı verimi çok düşürerek terahertz seviyelerine çıkabiliyorsunuz. Ama orada durum şu, yani frekansı yapıyorsunuz, çarparak gidiyorsunuz. Frekansı çarparak gittiğinizde mesela 0 dBm'deki bir güç oluyor size işte -15 dBm. -15 oluyor size -40 dBm. Yani bunlar düşerek gidiyor. Eğer normal -30'da birine düşmek gibi bir şey, yani gücü 30'da birine düşmek. Tabii. Daha da fazla. Ya evet doğru. 30'da birine falan düşüyor. 20 dediğiniz %1'ine düşüyor zaten. Çok aşırı düşerek gidiyor. 40'ta da 10.000'de birisi. O derece düşüyor yani. Tabii bayağı düşüyor. Amfili tasarlamak istediğinizde CMOS'ta 300 GHz sınır gibi duruyor. 300-350 GHz. Ama başka üretim teknoloji var. SiGe dediğimiz, silikon germanyum falan. Bunlar biraz daha yüksek frekansları zorlayabilir. Çok daha yüksek frekanslarda mesela 1 terahertz'te yapılan amfi var. O da indium fosfat teknolojisi. O da çok ama aşırı pahalı bir teknoloji. Indium fosfat wafer'lar zaten çok pahalı. Üretimi falan her yerde yapılamıyor. O yüzden kullanıcı tarafında kullanılacak sistem olarak görmüyorum yani. Kullanıcı tarafında şeyi görüyorum. CMOS'u görüyorum. Gelecekte. Yani gelecekte ne olacak? 1 terabit hedeflenecek. Elinde sonunda hedeflenecek. Band genişliğini yükseltmemiz lazım. İşte ayrıca spektral verimliliği de yükseltmemiz lazım. Burada yine şeyler var. Bunun detayına çok girmeyeyim. Bayağı uzadı sanırım. Hızlıca geçiyorum. Bunu zaten göstermiştim. Bunun bir benzerini en başta göstermiştim. Yine Shannon teorisiyle şeyi kullanarak, freeze denklemini kullanarak yaptığımız, mesela 1 watt çıkışlı bir CMOS almaç göndermeç yaptığımızda ve band genişliğini merkez frekansının %20'si olarak düşündüğümüzde 100 metrede böyle bir durum ortaya çıkıyor. 30 metrede bu, 10 metrede bu. 50 gigabiti anca geçiyor. Ama mesela kullandığımızda phased array, faz dizili almaç göndermeç sistemi kullandığımızda bunlar sadece bir almaç göndermeç içinde. 10 kullandığımızda 100 gigabitin ötesine geçme şeyimiz artıyor. 100 kullandığımızda 250 gigabitin ötesine geçebiliyoruz. Ama gördüğünüz gibi 300 gigahertz burada çizilmiş durumda. Bu da limit zaten. CMOS'un limiti diyebiliriz. O da zaten peak noktasına denk geliyor. Güzel bir şekilde. Ama MIMO kullandığımızda, faz dizili değil de MIMO kullandığımızda
burada şeyin davranışın düşük frekanslara doğru gittiğini görüyoruz. Bu ama tam mükemmel maymo şeyi varsayımı. Mükemmel maymo olmayacağı için de şu aralarda bir yerde en yüksek seviyeleri 1 terabitlere ulaşacağımızı düşünüyorum. Yani yine V-band dediğimiz 70 GHz'den sonra 100-110 belki D-band'ı da içine alarak 170 GHz'e kalan kısım gibi öngörüyorum. Evet. Orada 6 terahertz şey böyle. Orada az önceki grafikte de hani zaten bu şey yani ne kadar düşük frekansta olursa ya bu hani gigahertz olarak ne kadar düşük frekanslı olursa onun şöyle bir avantajı olabilir. Daha uzun mesafelerde kullanabilirsiniz herhalde. Evet. Hani ideal maymoda hani daha geride olmasının yani onun hedeflenmesinin bir nedeni de olur diye tahmin ediyorum. Evet, aynen. Aynen öyle. 6 terahertz'te kullanıcı tarafında o kiosk download dediğimiz tarafta tek bir çiple bütün şeyi halledebileceğimizi düşünüyorum ileride. Çünkü neden? 300 GHz'e çıktığınızda dalga boyumu o kadar küçülüyor ki. Yani çipin içine anten koyabiliyoruz artık. Çipin kendisine. Kayıp biraz fazla oluyor evet ama üretim masrafları açısından olayı bayağı düşürmüş oluyoruz. Teşekkürler. Hocam vallahi biz çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok keyifli bir webinardı. Bir soruları eğer sorular varsa soruları da bir bakalım. Sorular var mı? Şu anlık sorular da henüz gelmemiş. Ben hani şöyle bir şey de sorayım aslında. Hani yani zaten şey webinarla ilgili ara ara da bazı sorularını da zaten sormuştum. Bir kez daha şey olarak da söyleyeyim. Şey dediniz hani 1 terahertz yani yakalamaya çalıştıklarını hani hedefin böyle olduğunu söylediniz. Peki bunun hani CMOS'un hani şu an bu yeterlikte olmadığını hani CMOS teknolojisinin bu yeterliğe daha sahip olmadığını söylediniz. Peki bu şey nasıl yakalanır? Hani nasıl bir teknolojiyle bunu yakalanabilir? Bununla ilgili hani nasıl çalışmalar var? Ya da böyle bunu vaat eden bir altyapı var mı? Hani bunun çalışmaları var mı? Evet, hani dediğim şöyle gibi bu çalışmalar var. Dediğim gibi indiyum fosfat üretim teknolojisi. Orada işte band gap çok şey olduğu için band gap diyorduk galiba onu. Çok düşük kayıplar var şeyin içinde. Transistörü ürettiğimiz koyduğumuz şeyin içinde yani wafer'ın içinde. Çok düşük kayıplar olduğu için çok hızlı elektronlar çok hızlı hareket edebildiği için terahertz seviyelerine çıkabiliyor. Bu amfili mimaride 1 terahertz civarına indiyum fosfatla çıkılabileceğini düşünüyorum. CMOS illa CMOS'ta yapacağım dediğinizde verimliliği düşürerek çeşitli mimari farklı mimariler, almaç göndermeç mimarileri kullandığınızda yapılabiliyor. Evet. Yine yapılabiliyor. Ama verimlilik çok düşüyor. Yani binde bir seviyelerine. Yani siz ne demek oluyor? Ben 1 wattlık terahertz çıktı sağlamak istiyorsam 1 kilowattan fazla şey harcamam lazım. Güç harcamam lazım demek oluyor. Peki şeydi, şunu da hani belki ben kaçırmış olabilirim. Hani 100 GHz mesela hızın hani motivasyonunu söylediniz. Hani 1 terahertz'in yani bizim neden 1 terahertz'e ihtiyacımız var? Yani bununla ilgili motivasyonu tekrarlayabilir misiniz? Hani şey var sonuçta siz bir teknolojiyi yaptığınızda hani onu satmak için ya da insanları motive etmek için hani hele mühendislikte bir motivasyon veriyorsunuz. Bizim neden hani böyle motivasyonumuz var? 1 terahertz bizim için neden önemli bir hedef? Evet. Şöyle bir şey var, mesafe çok düşüyor. Mesafenin düşmesi kullanıcı tarafında yani telefon baz istasyonuyla 1 terahertz'te haberleşeceğim diye bir şey olmaz zaten. Öyle bir durum söz konusu değil. Ha ne olur? Şimdi mesela bilgisayar sistemlerindeki yapıda, Von Neumann dediğimiz yapıda
ne var? CPU var, GPU var, memory var. En büyük sıkıntılardan biri ne? Memory, CPU, GPU ve memory'nin haberleşme hızı, değil mi? Hı-hı. En büyük sıkıntılardan birisi şu andaki bilgisayar sistemlerinde o. Yani bunu mesela atlamak için şey düşünülebilir. Yani chip to chip, yani chipten chip'e wireless kablosuz haberleşme düşünülebilir. O ne oluyor? Yani çipleri çok yakın koyduğunuzda 1 terahertz seviyesinde, yani o elektromanyetik dalganın çok yayılmadan sadece gitmesi gereken yere, yani nasıl desem, yani 1 milimetrelik bir mesafede gitmesini sağlayabiliyorsunuz. Ve diğer devreleri etkilememiş oluyor. Hani böyle seri bir sistem kurduğunuzda o şeyi yakalamış olursunuz. Yani o şu andaki bilgisayar mimarisindeki sınırı biraz daha belki yukarı çekeceksiniz. Böyle bir yaklaşım olabilir. Aplikasyon olabilir. Gayet iyi yani. Biraz daha onu anlamış olduk. Hocam ben bir kez daha teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağlık. Yani şu an Japonya'da gece yarısını açtık. Saat 12.30 oldu. Evet. Çok teşekkür ederiz hocam. Bu hani ben teşekkür ederim. Benim için de hani ilginç oldu. Yani şöyle hani haberleşmede biz mesela bu şeylerin hepsini hani teorik olarak alıyoruz ediyoruz ama hani şu arkadaki hani hardware kısmı, yani bu amplifier kısmı, peki yani o altyapı, o infrastructure dediğimiz hani o altyapının hani bu şekilde yapılması, bununla ilgili hani araştırmacıların biraz da cebelleşmesi, böyle zorlanması ilk defa. Evet. Gördük hani. Bizim için biraz daha böyle rahat oluyor. Bizi böyle, biz bir problemi kuruyoruz, analiz yapıyoruz. Tam idealde şöyle diyoruz, konsepti veriyoruz ama işte hadi işi hani uygulayın dediğimiz kısımda işte orada işi size paslamış oluyoruz. Şeye benziyor ya, hani yani, bir deli bir kuyuya taş atmış, 40 akıllı çıkaramamış ya. Gayet. ben ona benzetiyorum yani. İşte o deli. Aynen. Demeyeyim dedim hadi de hadi dedi. Yok hocam, hiç alamıyorum yani o konuda direkt yani. Yani şeyde, haberleşmede yani şeyler var. Bir de bir konsept olarak zaten 10 sene önceden başlanıyor. Hani bunu da söyleyeyim arkadaşlara. Evet. Yani bu haberleşme şeyleri genellikle bu 1G, 2G, 3G bunlar hep şey yani. 5G falan bunlar hep şey. 10 senelik periyotları oluyor. Yani insanlar mesela bu Finlandiya merkezli bir şeydeydi hatırlıyorum. Öyle zirveler falan başlıyordu. Hatta 2019'da hani 5G ötesi yani 5G 5G ötesi ve işte 5G, şey, 6G yani 6. jenerasyon için çalışmalar başlıyor. Başladı yani 2019'da falan başladı. Zaten bunun hani standartları da genellikle bir 5 sene falan oturuyor. Yani şeyde de böyleydi. Bu 5G'de de böyle. 2014-15'e kadar hani bunların başlıkları nelerdir? Hani neler yapılması lazım? İşte bu ultra low latency and reliable communication'dır. Hani bu machine to machine communication'dır. Hani bunları zaten şey yapıyorlar. Hani enhanced broadband, yani bu esas temel hani temaları insanlar belirliyor. Araştırmacılar belirliyor. Çünkü önceden bir akademik olarak araştırması lazım. Biraz da arkadan testlerin yapılması lazım. Bakalım biz bunu yapabiliyor muyuz? Hani vaat ediyoruz ama yapabiliyor muyuz? Tabii. İşte 2015'te de artık biraz daha netleşince, hani şablon netleşince bir 5 sene önceden tamam artık hani biz uygulamaya geçelim deniyor. İşte 2018-19 diye hani yavaş yavaş işte 5G hani kafasını uzatmaya başladı. Şimdi 6G ile ilgili de zaten hani çalışmalar var. Yani bunun konseptleri de biraz daha erkenden, mesela bu 7G diyelim, hani 7G için bile hani insanlar çok daha önceden şey yapmaya başladılar. Hani çalışmaya başladı. En azından birkaç insan diyelim bunun ilk konseptlerini belirliyor. Bu şekilde devam ediyor. Yani şu an insanlar hani 6G üzerine de hani çalışmaya başladı. Yeni hedefler olacak, yeni ihtiyaçlar olacak. Bunun haberleşme tarafında ihtiyaçlar olacak. Bunun bilgisayar tarafından hani verdiği konseptler var. Saldığı imkanlar var ve sorumlulukları var. Gene hani hocamın tarafında, hani elektromanyetik tarafında ya da MEMS alanında hani buna göre yeni alanlar olacak, araştırma alanları olacak. Hocamın hani hem haberleşme hem elektromanyetik altyapısı var ve bunlarla beraber MEMS alanından da beslenerek yani gayet güzel hani çalışmalar yapılıyor. Benim de hani özellikle biraz genç arkadaşlara söyleyeceğim şey, kendi de gencim ama nispeten de şu an lisans okuyan arkadaşlar söylüyorum. Yani şey, farklı alanlara hani açık olun. Yani sadece ben şu işte elektronik ya da bilgisayarın altı şu disiplindeyim demeyin. Yani farklı alanlara açık olun. Çünkü hani hibrit alanlar
Ya yani hibrit alanlara çok fazla ihtiyaç oluyor. Hani hibrit araştırma alanlara çok fazla ihtiyaç oluyor. Temelde bunu söyleyebilirim. Hocam siz ne dersiniz? Soru olarak çok genç ve çok çok başarılı bir hocamız olarak yani şeylere yani webinere katılan hani arkadaşlara yani neler söylemek istersiniz? Çünkü öğrencilerin de hani birçok öğrencinin de katıldığını hani görüyoruz. Yani sonuçta yarın bir gün hani size de şey başvuruda hani yapabilirler. Hani yüksek lisans olsun, doktora olsun. Hani Tabii. buradan bir araştırma alanlarınızda zaten biraz bahsetmiş oluruz. Siz neler demek istersiniz? Yani en başta bir kere hani ne istediğini bilmek çok önemli geliyor. Yani mesela şunu söylemem lazım. Mesela doktora yapayım diye doktora yapmak yanlış bence. Hani hakikaten yani ne yapmak istiyorsunuz? Yani ben endüstride çalışacağım dediğinizde mesela başladığınızda enerjiniz varken endüstriden aldığınız tecrübe bambaşka oluyor. Akademiden aldığınız tecrübe bambaşka oluyor. İlla doktora yapmak istiyorsanız yani 40 yaşınızda da yapabiliyorsunuz. Mesela hani gelecekle ilgili böyle bir şey söyleyebilirim en başta. Alan konusunda da evet yani katılıyorum. Yani biraz açık olmak lazım. Yani mesela yine şeye denk geliyor. Doktora biraz böyle özelleşme oluyor. Ama mesela generalist dediğimiz bir şey de var. Grup da var. Onlar da böyle genel geçer birçok sistemden anlayıp sistem ortaya koyabiliyorlar. Mesela Japonya'da sistem engineering var. Ciddi Türkiye'de de bu savunma şirketlerde. sanayinden bizim ikimiz de arkadaşlar mesela biraz da sistem mühendisi bu Sayman arkadaşımız Murat Yazıcı var ve şey başkan yardımcımız Göksel Uçtu gene sistem mühendisi olarak geçiyor. Yani sistem mühendisliği mesela çok bambaşka bir mevzu. Özelleşmek çok bambaşka bir mevzu. Yani entegre devre tasarlayacağım, entegre devre üzerine ben hayatımı yönlendireceğim dediğinizde doktora yapmalarını mesela kesin tavsiye ederim. Çünkü yani Amerika'ya falan baktığınızda ya da yani Japonya biraz farklı gerçi ama Amerika'ya baktığınızda çok ciddi paralar kazanılıyor. Entegre devre tasarlayan, yapan insanlar. Ama genelde bunların doktoralı oluyor. Yani Zaten böyle bir şey var. hocam şey de var yani ben onu görüyorum. Hani Amerika'da çok iyi, çok başarılı yani sanayide olan hani insanlar pekala şeyi yapabiliyorlar. Yani doktorayı bitirdikten sonra da yayınlar devam ediyor. Yani bakıyorum hatta Evet, bazen evet. hani bu adamların yaptığı analitik yayınlar, o kadar işin gücün arasında hani yaptığı o analitik yayınlar, IT transaction'larda yayınlanan. Yani bizim Türkiye'de hani çoğu akademisyeninden daha hani öte yayınlar yapıyorlar. Yani insan şeyi düşünüyor. Ya yani çok hani ilginç diyor. Yani hem bir adam hem çalışıyor hem bu şekilde yapıyor falan. Yani Türkiye'de de bu yavaş yavaş yaygınlaşıyor. Yani Türkiye'de bir ulusal konferanslarda falan insanlar gidiyor, katılıyor ama bunun hani şey yapabilmemiz lazım. Yani Türkiye'de hani sanayideki insanın da mezun olduktan sonra da buna devam etmesi lazım diye düşünüyorum. Yani biraz daha bununla ilgili teşviklerin olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü insanlar yaptıkları sonuçları hani bastıkça bu bir mutluluk oluyor. Yani Ya evet. insanlar zaten ifade de etmek istiyor. Böyle bir durum var. Yani dünyanın trendi de biraz böyle. Hani forumlarda kendi ifade etmek istiyor, başka yerde ifade etmek istiyor. Neden hani kendi yaptığı araştırma sonuçlarını şeyden sonra da paylaşmasın? Bu Şöyle bir motivasyonu da şey var ama arttırır. bazı şirketler mesela bazı şirketler şunu söylüyor. Yani ben makale yollamak istiyorum konferansa dediğimde bana söylenen önce patent başvurunu yap diyor. Yani sen o makaleyi göndermeden patent başvurunu yapmanı bekliyor. Tabii. Mesela bu patent abi patent çok ciddi önemli bir mevzu yani mesela. Konferans falan makale hakikaten dediğin doğru. Teorik çalışma aynen. Yani teorik çalışma bir kere zaten bence pratikle çok net beslenen bir şey. Belki de endüstrideki insanların daha fazla bu işe yoğunlaşabilmesinin sebebi o. Yani Hocam ben burada biraz sanayi işbirliğini de artırması açısından söylüyorum. Çünkü şey tabii. yani patent sayılarımızda da ne azlık var. Ben kendim Türk Patent Enstitüsü'nde de hani bir sürü hani hakemlik falan yaptım.
Yani bazı hani orada uzman yardımcısı olmuş oluyoruz oradayken yani uzmanların şeyle ilgili literatür araştırması falan hani yapıyordum ediyordum. Ya biraz hani daha yeni yeni bir gelişme var. Yani tamam insanlar patent başvuruları artıyor ama yani hala biraz daha gelişmesi lazım diye düşünüyorum. Yani belli bir seviyenin biraz daha üstüne çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani Ya insan evet. burada bu konferanstır, dergidir. Yani aslında araştırma kültürünü hani kaybetmemesi açısından benim Tabii aslında tabii. istediğim mesele o. Kesinlikle Yoksa katılıyorum. patent yaparsa zaten çok daha iyi. Yani akademide de mesela patent çok daha hani değerlidir. Yani bir akademisyen patent çıkarttı, makalesini çıkartmadı. Kimse bununla ilgili kötü bir şey söylemez. Pekala akademide de bu şey yapılır, favor edilir yani desteklenir. Ama hani hiç yani patentten önce bu şekilde bir araştırma reaksiyonu da olmayınca hani en azından teorik olarak bir şeyler yazılma olayı olmayınca biraz da o ekosistem şey oluyor, kopuk oluyor. Akademi ve sanayi arasındaki fark da biraz Türkiye'de o yüzden arttığını ben düşünüyorum. Hani Amerika'da sanayideki adam da akademiye yakın. Akademideki adam da sanayiye yakın. Yani o da mesela hani piyasaya iş yapıyor falan. O yüzden de bu üniversite sanayi işbirliği daha fazla oluyor. O yüzden de çok daha iyi sonuçlar çıktığını düşünüyorum. Hocam o zaman toparlayalım. Çünkü biraz da hani Toparlayalım. süremiz doldu. Baştan da zaten sizi baya bir hani bir 15 dakika falan böyle bir hani söyleşi yapmış olduk. Hocam bir kez daha teşekkür ediyorum. Ben Gerçekten çok teşekkür güzel, ederim. çok güzel, çok değerli bir hani bilgiler almış olduk. Gerçekten çok güzel bir webinardı. Benim de ilk moderatörlük tecrübemdi. Güzel. Ama gayet güzel, gayet yani benim açımdan da gerçekten çok keyif verici bir webinar oldu. İzleyicilere de çok teşekkür ediyorum. Yani bugün gerçekten iyi bir katılım gösterdiler. Yani özellikle bazı zamanlarda ben şöyle baktığımda çok hani katılımın hani bayağı yükseldiğini gördüm. Daha sonrasında da pekala hani izlenmesi gereken bir webinar olduğunu düşünüyorum. Ben kendim de tekrar izleyeceğim yani bu kadar net söylüyorum. Gerçekten hani Oh, böyle bir imza. eyvallah. Ben izlesem mi izlemesem mi onu düşünüyorum. İzlersem bu sefer lan nasıl konuşmuşum ya of falan demesem bari. Çok teşekkür ederim tekrardan. Ben Gerçekten teşekkür ederim vallahi. samimi üslubunuzla yani pazar günü gece yarısını dahi bize ayırmış oldunuz. Değerli izleyiciler, bizi sabırla izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Umarım sizler için de keyifli bir webinar olmuştur. Evet. Teşekkürler.